Merhabalar, örgü aileme hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık ve yazlık örgülerinizi uyarlayabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Bu örnekten isterseniz etol ve şal da örebilirsiniz. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben yine şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz buraya kadar 12 ilmek. Ben size anlatım yaparken 1-2 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 24 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 26 ilmek üzerinden anlatımıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ara örneğimiz için 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve arkasından bir defa doluyorum. Dediğim gibi bu bizim ara örneğimiz. Ara örneğin arkasından 2 tane düz. Tekrar 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 6 tane düz. 1 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar bir motifimizi bitirmiş olduk. Tekrar en başa dönüyoruz. Ara örnekle başlıyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Arkasından 2 tane düz. Tekrar 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve örgü boyunca da arka yüzümüzü devamlı ters olarak öreceğiz. Örneğimizin ön yüzünde ve üçüncü sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra ara örneğim için bu sefer önce doluyorum. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ara örneğimizde ilk sıramızda önce sağa kesip dolamıştık. İkincisinde de önce doluyoruz. Daha sonra sola doğru kesiyoruz. Bunu dönüşümlü olarak her seferinde bu şekilde yapacağız. Ara örneğimizi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Arkasından 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 4 tane düz. 1 2 3 4. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar en başa dönüyoruz ikinci motif için. Ara örnek için önce doluyorum. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasından bir tane düz. 2 ilmeği bu sefer sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve 4 tane düz. 1 2 3 4 ve kenar ilmeği.
Örneğimizin arka yüzünü yine ters olarak örüyoruz. Örneğimizin ön yüzüne ve 5. sıramıza geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğimden sonra yine ara örnek için 2 ilmeği önce sağa doğru kesiyorum. Ve arkasından doluyorum. Örneğimiz için 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 3 tane düz. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Örnek için yine 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 düz ilmek. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünü yine aynı şekilde örüyoruz. Örneğimizin ön yüzünde ve 7. sıramızda ise kenar ilmeğimi aldıktan sonra ara örnek için şişimi önce bir kere doluyorum. Daha sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasından 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzden sonra doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve 2 tane düz. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motifimiz için doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasından yine 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Doluyorum. Yine 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 2 düz. Kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Örneğimizin ön yüzünde ve 9. sıramızda kenar ilmeğimden sonra ara örneğim için 2 ilmeği sağ kesiyorum. Doluyorum. Örneğim için 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. 4 düzden sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 1 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 1 tane düz. Buraya kadar yine bir motifimizi bitirmiş olduk. İkinci motifimiz için ara örnek için 2 ilmeği sağa kesiyorum ve doluyorum. Arkasından 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. 1 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Ve sonda kalan 1 düz ilmek. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Örneğimizin ön yüzünde ve 11. sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ara örneğim için önce doluyorum. Arkasından 2 ilmeği sola doğru kesiyorum.
ve 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 3 düzden sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. 1 2 3. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motife geçiyoruz. Ara örneğimiz için önce doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve 3 tane düz. 1 2 3. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. 1 2 3. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda önlü ve arkalı olarak 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneğimizi tekrar baştan kuruyoruz. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.